Yani. Siz Kenan Koçak ismine nasıl bakıyorsunuz? Eğer Vitor Pereira bu karşılaşmayı kaybederse Portekizli hocanın son maçı olabilir mi? E, vallahi kaç haftadır bu maç son maçı olur diye çıkıyoruz. Kaybetmediyse Fenerbahçe çok şey kaybeder. Benim fikrime göre. Çünkü Pereira ile bir süre daha devam edilebilir. Ha Doğru yol şu kim gelecekse gelsin Beşiktaş ve Fenerbahçe için devre arasına kadar böyle gitmek zaten maksimum puan kaybıyla gittiniz. Devre arasında gelecek olan hocaya en azından birkaç haftalık yeni yapılanma ve yeni sezona hazırlanma ve kadroya da düşündüğü belki bir iki gönderilecek isim, bir iki gelecek isimle yeterli takviye yapacak zamanı kazandırması lazım. Evet. Şu anda gelip de Beşiktaş derbisinin hemen ardından göreve soyunduğu zaman e, ne kadar verimli olabilir? Benim kafamı kurcalayan bu ama Pereira'da da olası bir Beşiktaş e, yenilgisinden sonra artık zaten kredi tükenmiş, bitmiş yani e, bavulunu toplayıp gitmesi gereken bir hocanın devam etmesi durumu çıkacak ortaya bu da büyük bir sıkıntı verir. Bence e, devre arası diyorum ama öyle bir rüzgar esiyor ki Fenerbahçe'de e, Pereira'nın arkasından doğru hmm. onu böyle itiyor kulübün dışına doğru itiyor ee, maalesef o tribünlerle olan ilişkisi oyuncularla olan ilişkisi sevk ve idaredeki problem Murat'ın dediği gibi hiçbir maça aynı 11 ile çıkıyor olmaması kadro istikrarını yakalayamaması bir üçlü bir dört yukarıdan müdahale tribünün ıslıklaması istifasını istemesi bir komutla havaalanına Fenerbahçeleri yığan bir yönetimin havaalanında kendiliğinden yığılmış bir taraftar protestosuyla karşılanması gibi şeylerin yaşanmasının nedeni parayla. Ama burada bence bu, bu sezonun en unutulmayacak anıydı. Yani yıllarca unutulmayacak bir şeydi. Yani bir başkanın e, eline megafonu alıp bir tarafına Mesut bir tarafına parayla hadi siz de konuşun. Yani Fenerbahçe'nin bana göre ligden kopma ya da e, tamamen kopma demeyelim ama %70 kopma ondan sonraki süreçte sendeleme dönemiydi bu. Yani o yapılan hareket çok büyük bir yanlıştı. Çok büyük bir stratejik hataydı. Yani oyuncuları baskı ben altına dedim. alıp tamamen hadi Mesut sen de konuş ne diyeceksin taraftarı. Altay sen konuş sen ne diyeceksin. E, Paralarında işte biz bir aile izleyip İngilizce bir cümle söylemesi. Ve sonraki zaten süreçte bakıldığı zaman Fenerbahçe ciddi derecede aşağı doğru inmeye başlayan bir takım yani o Trabzonspor maçının ya, şeyi e, yanıkları e, yarattığı psikolojik şey gerilim e, ve havalimanın durumu ondan sonra zaten taraftarın e, daha da çok eleştirmesine daha çok bir şeyler söylemesine neden olan olaylardan bir tanesiydi. Hiç düşünmeden yapılmış bir iletişim kazasıydı o. Evet. Ve zarar verdi Fenerbahçe'ye fayda verecekken Fenerbahçe öyle bir takım değil. Yani 25-30 milyon insanı yönetebilen, hareketlendirebilen ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birinden bahsediyoruz. Bir hareketiyle çok şeyi değiştirebilir. Ee, her idmanı bile 20 bin kişi toplayabilecek bir güç. Bu güç megafonu eline alıp konuşmaz. Ha bu gücü şöyle görürsünüz. Federasyonu eleştirdi diye Burak Elmas ceza alır. Megafonu alıp yürüyün federasyona yarın diyen Ali Koç ceza almaz. Bu dengesizliği sağlar o güç. Hı hı. Ama e, oradaki o fotoğraf Fenerbahçe'nin vermemesi gereken bir iletişim kazasıydı. Zarar verdi o ve o zararı da hala çekiyorlar. E, yani bu firmaların, bu isimlerin Ali Koç markasının Fenerbahçe başkanlığı yazan plaketin böyle bir şey yapmasına hiç gerek yok. O ertesi gün bir telefon eder, ne gerekiyorsa yapılır. O ağırlıkta olması lazım. Fenerbahçe tarafını konuştuk derbide Beşiktaş üzerine de değerlendirmelerde bulunalım istiyorum hem muhtemel 11 üzerinden konuşacağız hem de Beşiktaş'ta da bir teknik adam arayışı var bununla ilgili konuklarımızın yorumlarını alacağım Ersin rozye Serdar Vida Rıdvan Josef Gezal Oğuzhan Piyaniç Larin Batşahi beklediğimiz Beşiktaş 11'i bu Murat Özbostan bilmiyorum bu 11'de itiraz edeceğiniz bir konu var mıdır varsa nedir? Yok. bu Yani e, Vidan'ın yanında Serdar e, bu, bu şekilde düşünüyordum yani. Yine Rozier yerinde zaten. Rıdvan aynı şekilde. Evet. E, Joseph'in cezası bitiyor. E, döner. Pejanić, Oğuzhan. Evet Oğuzhan 11'e gelir. E, Gezal ve bu tarafta Larin. Evet, aynen Beşiktaş'ın bu 11'le çıkmasını ben bekliyorum. Yani birebir bu 11'le çıkmasını bekliyorum. E, tabii Beşiktaş da enteresan tabii bir durum içerisinde. Yani bir yandan bir teknik adam e, tartışmaları, Sergen Hoca'nın gidişi, e, ortada ortaya çıkan e, tablo ve zirveden oldukça uzaklaşan bir takım. E, yani yapılan çok büyük transferlere, maliyetli transferlere rağmen Avrupa'da gelen başarısızlık, ligde gelen başarısızlık. Yani bu maçta Beşiktaş'ın ben e, her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok da bir hedefi hedefi tabii ki kazanmak ama bunun dışında çok da bir hedefi ne olabilir bilmiyorum yani. Bana yani göre... üstünde baskı az Ayet, bu durum aynı. Siyasetlere aynen, yardımcı oluyor. Aynen, aynen yani bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Evet bir hocası var Önder hoca. E, camia ilk ma maçtaki e, performansı nedeniyle gelen galibiyet nedeniyle sahiplendi destek oldu hatta sezon sonuna kadar gitsin türünde bir sürü söylemler var ama. Ee, sonuçta bir teknik direktörle de prensipte anlaşan bir e, yönetim var. Şimdi bu maçın e, sonucu dediğim gibi Beşiktaş açısından tabii ki ezeli bir rakibini Kadıköy'de yenmek önemli bir şey ama e, lige dair de açıkçası bana çok çok bir şey vermiyor. Yani şu kadro çok iyi bir kadro. İyi bir 11. Yani bu eğer bu kadro o gün saha kenarından iyi yönetilirse bu kadrodaki isimler de e, bir şeyleri bir kenara bırakıp aynen e, son maçtaki gibi bir tekrar bir kendine gelmesi, kelenme şeyini yaşayıp yaşarlarsa ben iyi bir sonuç alabileceklerini düşünüyorum Kadıköy'den. Yani Fenerbahçe'ye göre çok daha artıları olan bir kadro ama tabi e, tabii burada oyuncuların şeyi ne? E, düşüncesi e, nasıl diyeyim e, bu maça motivasyon unsurları bakıyoruz. Fotoğraflara, idmanla idman fotoğraflarına başkan İki gündür mesela yine her derbide olduğu gibi gidiyor oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor. Sıcak temas kuruyor. Bildikler bir için bir prim de belirlenmiş. Pek diğer maçlarda yoktu mesela bu. Derbi. Beşiktaş bu açıdan bu maça da çok önem önemsiyor. Çünkü taraftarın bir hoca ile ilgili zaten bir şeyi var, tepki şeyi var şu anda. Portekizli teknik adam ismi Bruno ne, Pinheiro. Bruno Pinheiro. Pinheiro. O da dün akşam Maçı vardı. Sonucu ne oldu? Bak, bakmadım sabah ona. Son yine şeyle, hatta hafta sonu pazartesi geleceği söyleniyordu ama Kuribili olan sözleşmesindeki 350 bin euroluk bir tazminat maddesinden dolayı ve bu maddi parayı kimin ödeyeceğine dair bir şey var. Pazarlık süreci var. O ee, yani biraz... <laughs> 50 bin euro olduğu konuşuluyor. Hayır, o 350 bin euro. 350 bin biraz 50 bin euroluk adamı da almayın ya. <laughs> yani. ...bizim... E, ...muhtemelen hoca zaten o olacak. Yani görüntü şu anda onu gösteriyor. Peki yani, doğru mu? Yani burada tabii başkanın... ...ve yöneticilerin... E, ...işte Fenerbahçe'de biraz önce... ...Kenan Koçak ismini konuştuk. Yani böyle bir şey var. Yani tamam genç isimler... E, ...işte... ...dünya futbolunu daha yakından takip eden... E, ...işte... ...yeni taktik varyasyonları, yeni idmanları... <laughs> e, ...ne bileyim yani böyle oyunculara daha yakın yaş mesafelerinin daha yakın olduğu işte Portekiz'deki iki sezondur herhalde en başarılı hocalardan bir tanesi de Estoril'i lige çıkardı. Geçen sezon bir ligdeydi evet. evet. Estoril'i lige evet. çıkardı. Şu anda da 5. basamakta ve, ve sadece evet. iki yenilgi aldılar. Biri Sporting'e karşı çok doğal evet. bir sonuç, diğeri de Braga de ve yine doğal e, Ve, sayılabilecek bir sonuç. E, ayın herhalde hocası yanılmıyorsam son iki aydır ayın hocası seçil, seçilen bir teknik direktör. Bir de tabii şey e, burada yani üst, üstündeki takımların çok çok ciddi maliyetleri olmasına rağmen bu daha e, çok düşük maliyetli bir takımla bu sıralamada yer alması yani Beciktaş'ı bunlar biraz da şey yapıyor. Yani bize de evet. ucuz bir takım kursun. Maliyetli oyunculardan kurtulalım. Ve en çok da savundukları nokta Beşiktaş'ın altyapısıyla yani gençlerle Beşiktaş A takımının arasındaki köprüyü bu hoca kursun. Ve bize oradan bir akış olsun yani bir oyuncu akışı olsun. Buna Beşiktaş çok inanıyor ve bunu dillendiriyor şu anda. Ama e, bir risktir bana göre bir kumardır. Olur olmazsa olmazsa zaten e, sezon sonu olmaz gider yani o, bu kadar basit. Çünkü Beşiktaş zaten dediğim gibi havlu atmış bir takım şu an ligi. Evet. Bence e, Estoril'i lige çıkartmasının dışında öyle bir ligden bahsediyoruz ki Benfica ile Porto'nun kazanacağı üçüncünün kim olacağı ligi oynanıyor. Sporting'i unutmayalım. Yıllardır evet. üçüncü kim olacak? Evet. Sporting bir kere aradan çıkarsa çıkar. Geçen o sezoncu. da 15 senede bir olursa evet. olur. Yoksa bu ikisinden biri alır götürür. Estoril'i lige çıkartmak hiçbir Avrupa Kupası maçı oynamamış olmak e, Likte bulunduğu yeri kabullenmiş bulunmak, hiçbir Portekiz dışında bir takımla idmana bile çıkmamış bir deneyimi olan bir hocayı alıp getirirseniz e, ligi Adana Demirspor'u çıkaran Sameti getirin.